Arkadaşlar, Örgü Aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir lavanta çalışması yapacağız. Çeşitli süslemelerde kullanacağımız lavantamızı rengarenk renklerle örebileceğiniz gibi tek bir renk kullanarak da bir örebilirsiniz. Bir tane kordon çalışmamız ve 3 farklı renge ihtiyacımız olacak. Evet, kolay gelsin diyerek hemen lavantamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek lavantamızı örmeye başlıyorum istediğimiz büyüklükte örebiliriz. Bunu da ilk zincir sıramızda ayarlayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ve 35 tane zincirimi çektim. Şöyle santim olarak bakalım hemen. İp ve elimiz farklı olabileceği için en net ölçüyü santim olarak mezurumuz vermekte bakınız. 15 santim örmüşüm. Zincirimin üzerine sık iğne örmeye başlıyorum. Birinci değil ikinci zincirin içerisine sık iğnemi örüyorum. Sadece batıyorum bakınız önce batıyorum. Alıyorum ipimi, kapatıyorum. Alıyorum, kapatıyorum. Alıyorum ve kapatıyorum. Zincirim bitene kadar işlemimi tekrar ediyorum. Şöyle bakınız. sonuna kadar gelelim. Evet son zincirimize kadar birer birer batarak sık iğnelerimi ördüm. Son iki tane zincirim kaldı bakınız. Onları da örüyorum. Ve bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Yeşil rengimizde olan alt zeminimizi hazırladık. Şimdi diğer rengime geçiyorum lila rengi üzerine örmek istiyorum bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve hemen döndüğüm yere bakınız bir tane zincir vardı oradan dönmüştük şöyle batıyorum bakınız sabitliyorum bir ve iki tane zincirimi de ilave ediyorum ve aynı yere altı tane ikili trabzanımı örüyorum ipimi de gizliyorum bir iki 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördüm 2 zincirimi çektim 2 4 ve 6 tane trabzan şimdi karşı tarafa geçiyoruz bakın 1 ve 2 2 tane şöyle şu düzleri görüyoruz bakın 1 2 düz atlıyorum 3. düzün olduğu yere önce şöyle çeviriyorum. Ardından batıyorum bakınız. Şu şekilde kıvırarak geçiyorum ve batıyorum. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Biraz yapalım daha rahat anlayacaksınız. 2 3 zincirimizde 3 normalde trabzanımız 2. Tırabzanımızı sayalım. 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımızı ördükten sonra bakınız şu yönü ördük hemen batmak için tam aşağısına bakıyoruz bakınız ördüğüm yere bakıyorum 1 ördüğüm yeri sayıyorum 2 bakınız yana. hemen yanındakini şöyle çeviriyorum bakın şuraya batmam gerekiyor biri e atladım iki atladım 3'e batıyorum şu şekilde çevirerek bakınız şöyle örüyorum çevirerek batıyorum sabitliyorum ve iki tane zincirimi çekiyorum arkasından altı tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördükten sonra yine alta bakıyorum bakınız ördüğüm yere 1 İki tane ikinci düzü görüyorum. Şuradaki üçüncü düzün içerisine önce kıvırıyorum. Bakınız, elimizi şöyle tuttuğumuz zaman kıvırıyorum. Hemen ardından giriyorum, sabitliyorum bir iki tane zincir ve aynı yere iki zincirden ayrı olarak altı tane trabzanım örüyorum. Üç dört beş ve 6. Evet bakın şöyle örmüştük. Şimdi ördüğüm yere bakıyorum. Bir burası, iki yanı, üç. Kız elime tutuyorum. Şöyle çeviriyorum. Ve hemen buraya giriyorum. Sabitliyorum. Bir, iki zincir. Ve toplamda altı tane trabzanım örüyorum. Kıvıra kıvıra örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6 6 trabzanımı ördükten sonra hemen bakıyorum bakınız 1 2 3 şurada 2 3. bölüme batıyorum bakınız 1 2 3 çeviriyorum ve arkadan giriyorum 1 ve 2 aynı yere 6 trabzan 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanı bittikten sonra ördüğüm yer yanı ve hemen bir sonraki yer üçüncüye batıyorum 1 2 ve bu şekilde örerek lavantamızı ilerletiyoruz bakınız. Kıvrım kıvırım örerek ilerliyoruz. Hazırladığımız sık iğneli bölümü sonuna kadar bitirmiyoruz. Yeteri kadar ördükten sonra şöyle bakalım bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12. bölümümü ördükten sonra yine atıyorum. Bir tane zincirimi çekip sabitledikten sonra ipimi kesiyorum. Ve farklı renklerde örerek bu şekilde lavanta topluluğumuzu hazırlıyoruz. Şöyle görelim bakınız. 3 farklı renkte ördüğümüz lavantalarımızı şöyle üst üste koyalım düz yönlerini ve birkaç tane şöyle dikişimizle birleştirelim Birbirine sabitleyecek kadar yeterli. Evet. Düğümümüzü atalım. Hemen bağlamak için kordonumuzu yapalım. Lavantamızın üst kısmına bir de kordon fiyonk çalışması yapalım. E, kordonumuzu yapmak için şu şekilde ipimizi epeyce uzatalım. 1 bir metreden e, biraz daha fazla. Bunu alalım. İkinci bir kat yapalım. Ve üçüncü bir kat yapalım. Şöyle 3 kat üzerinden. Kordonumuzu çalışalım. ve Ölçüsüne bakmak istiyorum. Üçünü katladıktan sonra ölçüyorum. Bakınız şu şekilde. 92 santim. Yani hemen hemen neredeyse 1 metreye yakın ipimi aldım. Toplamda burada 3 metreye yakın ipimiz var. Ve bunu şöyle bağlayarak bir ucundan Burgu işlemimizi yapmaya başlayalım. Diğer taraftan şu şekilde bükerek dilerseniz herhangi bir kapı koluna da takabilirsiniz. Dilerseniz parmağınıza takıp şu şekilde kıvırarak ileriye doğru çevirelim. Yeteri kadar uzunluktaki burgumu yaptıktan sonra bir tane fiyonk yaparak çalışmamızı tamamlıyoruz. Şu şekilde ayarlamamızı yapalım, tam ortalayarak. Sağ taraftakini alıyorum. Diğer burgumun altından geçiriyorum. Şu şekilde öne doğru alıyorum bakınız. Diğer burgum buradaydı hemen düğümümü atıyorum. Ve ayarlamamı şu şekilde yapıyorum. Gayet kolay birkaç eğer yapamazsınız, e, yapamazsanız birkaç defa deneyerek çalışmamızı ayarlayabilirsiniz hemen. Buradaki feyongumu da minik bir dikişle buraya tutturuyorum. Çok dikiş atmayalım, kaba olmasın. Birkaç tane dikişimiz yeterli olacaktır. Evet, arkasına düğümümü atıyorum. Evet dikişimi de attıktan sonra lavantamızı kullanılmaya hazır hale getirdik. Ve bu şekilde bir çalışmamızı da tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.